Başarı yolunda senin en büyük engelin senin egon, senin nefsin. Senin egon, senin nefsin başarı ile senin aranda bir duvar. Bu gerçeği kabul et. Ancak o ego duvarını yıkarsan, nefsini ortadan kaldırırsan işte o zaman başarırsın. O zaman hayallerine ulaşabilirsin. Başarılı olabilmek için öğrenmeye açık olman gerek öğrenmene engel olan işte o duvar. Ben biliyorum. Ben zaten yaptım. Benim zaten suçum yok. Yani nefis, yani ego duvar örüyor. Çok bilmişlik yapıyor. İşte bu öğrenmene engel oluyor. Başarılı olabilmek için biraz önce dediğim gibi öğrenmeye açık olmalısın. Çünkü dolu bardağa hiçbir şey ekleyemezsin. Dolu çünkü. Ne ekleyeceksin ki? Bardak boşalması gerekiyor. Öğrenmeye açık olman lazım. Bu zamana kadar bildiklerini kenara koymaya hazır olman gerekiyor. At demiyorum, kenara koy. Lazım olanı tekrar içeriye koyacaksın bardağın içerisine. Yani senin zihninde ön yargılar varsa, çok bilmişlik varsa, eski bilgiler, öğrenilmiş çaresizlikler, işe yaramayan, doğru bildiğini zannettiğin bilgiler eğer orada duruyorsa, o zaman öğrenmeye, yeni fikirlere kendini kapatırsın. Hayatın sana sunacağı fırsatları değerlendirebilmek için dolu bardağını boşaltman gerekiyor. O zaman fırsatları değerlendirebilirsin. Öbür türlü nafile boşa nefes tüketirsin, boşa kürek sallarsın. Bak, açık ve net söylüyorum. Sen de bizi uzun süreden beri takip ediyorsun. Bizim bilgilerimizden faydalanıyorsun. Videolarımızdan keyif aldığını biliyorum. Aklın yolu bir çünkü. Fakat bir türlü adım atamıyorsun, bir türlü gelemiyorsun. Çünkü arada egon var. Duvar ölmüş, nefis var. O biraz önceki dolu bardak var. Onu boşaltmadan faydalanamaz, adım atamaz, ileri gidemez. Ama şunu söyleyebilirim. Sen yalnız değilsin. Derin bir yolculuğa gitmek istiyorsun, sırlı bilgileri öğrenmek istiyorsun, beraber bir yolculuk yapmak istiyorsun biliyorum. Yalnız değilsin. Binlerce insan var bu şekilde. Yorumların altında okuyabilirsin. İstiyor, adım atmak istiyor. Ama bir türlü adım atamıyor. Yıllar önce dedemin söylediği hayatımı etkileyen bir cümle var. Ne nefes tonuyla söylüyordu ve beni etkilemişti. Oğlum gerçekten istiyorsan böyle beklerdi. Gerçekten istiyorsan o zaman başarırsın. Yapabilirsin oğlum. Eğer gerçekten istiyorsan o zaman yapabilirsin. Biznillah derdi. Dolayısıyla sen de biliyorum istiyorsun ama gerçekten istiyor musun? Gerçekten istiyorsan harekete geçebilirsin. Şunu da söyleyebilirim. Binlerce insan gerçekten istemeye başladı. Gerçekten isteyince egosunu, nefsini kenara bıraktı. Ondan sonra hayatında güzellikler yaşadı. Mucizeler yaşadım demeye başladılar. Gerçek değişim o duvarı yıktıktan sonra başlar. O nefis duvarını, ego duvarını yıktıktan sonra başlar. Şunu açık ve net söyleyeyim. Biraz önce örnek verdim. Binlerce insan var, harekete geçemiyor ama binlerce insan da harekete geçti. Duvarı yıktı ve güzel değişimler için yelken açtı. Başardılar. Gerçek şu ki, şu dünyada bir insan bir şeyi başardıysa o zaman sen de başarabilirsin. Bunu kabul et. Bu gerçek. O yüzden bugün artık harekete geçme vakti geldi. Artık harekete geç. Gerçekten iste. Bunun için bizimle iletişime geç. Senin hayat hikayeni dinleyelim. Sana bir yol haritası çıkaralım. Bizim programlarımıza katılmak gerçekten sana da çok kapılar açacak. Hepsi otomatik kapı. Sen yaklaştıkça otomatik kapılar açılacak. Bundan emin olabilirsin. Çünkü binlerce insan bu güzellikleri yaşadı. Sen de yapabilirsin. Sen de başarabilirsin. Eğitimler seni bekliyor. Hazır. Sen de hazır mısın? Çünkü hazır olana hazır yetişir. Hazır olmayana hiç kimse bir şey yapamaz. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Eğer hazırsan gel birlikte bir yolculuğa çıkalım. Hak ettiğin o güzellikleri yaşamak için adım atman lazım. Artık egonu kenara koy ve harekete geç. Bizimle iletişime geç. Bizimle iletişime geçmenin yolu ne? Videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Binlerce insanın hayatını değiştiren mentörlük programlarımda, eğitimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizde İsa Mail'in 20 yıllık derin mentörlük tecrübesinden istifade etmek istiyorsanız, şimdi web sayfamız üzerinden iletişime geçin.